Ya bu Şener Üşümezsoy'la yıllardır dalga geçiyorlar. Ama ben şahsen yıllardır bir kere Şener Üşümezsoy yanlıştır çünkü şu yüzden diye açıklama yapan bir bilim adamı görmedim. Ya kale bile almıyoruz ya diyor. İyi de babacım Şener anlatıyor bir şeyler. İkna ediyor evet. O da bir mantığa oturtmuş. Götünden sallamıyor yani. Bir mantığa oturtmuş da anlatıyor yani. Ya şu an, ben şu an Şener Üşümezsoy'a inanamıyorum. Çünkü çoğu bilim adamı ya rayıdır çek bir İstanbul depremi bekliyor. Ya inşallah Şener haklıdır ama ya şu adama bir şu yüzden yanlış deyin amına koyayım. Bir yerde görmedim ya. Celal'e soruyorlar hemen. Ya olmaz öyle. Ne var? Bir yanlış de şu yüzden yanlış da adama amına koyayım. Biz de ha diyelim. Şener Üşümezsoy bize işin o kısmını anlatmamış. Burayı anlatmış da öyle bizi sikmiş diyelim biz. Sikerim Üşümezsoy'un kıyafetini, kovboy şapkasını, atıf sayısını. Adam bir şey anlatıyor. Onun neden yanlış olduğunu söyle bana. Yok bir tane var mı? Var mı gördüğünüz? Abi horoz dövüşü yapmıyoruz. Celal haklı, şu haklı demeyin bana. Ben de Şener'e inanamıyorum diyorum. Ortada bu kadar fikir birliği varken Şener'in dediklerinin ters yönünde. Ama bir kişiden de görmedim. Neden Şener Üşümezsoy yanlış? Bir açıklama görmedim. Amına koyayım bilim bilim en saçma soruyu bile ciddiye alırım diye böyle beylik laflara derler. Realde yok bırak ciddiye bile almam. Alsana amcık adam bir şey anlatıyor. Bir Allah'ın kulu görmedim ya. Jeofizikçi bir tane çıksın desin ki Şener Üşümezsoy şu yüzden yanlış, şu verileri ihmal ediyor, şunları yanlış ölçüyor. Çürütülmüş bir makaleyi referans alıyor. Ya olabilir, yapılır bu hatalar. Ben kıçı kırık bir felsefe tezinde bile evet yapıyorum bu hata. Oldu, sildim kaç kere. Yanlışlanmış bir makaleyi referans almışım, sonra sildim ettim. Tamam, Şener Üşümezsoy da böyle bir şeyler yapıyordur belki. Göster. E göster. Ben ne yapayım? Jeolog mu olayım bu yaştan sonra? Yani bilimci tayfanın ne kadar inançlarına göre hareket ettiğini görüyorsunuz değil mi? Kozmos'da şurada burada dünyaya meydan okuyan ve siklenmeyen tek bir adamın ne kadar aslında başarılı olabileceğine dair hikayeler dinlersiniz. Tamam mı? Kıtaların tek parça olup sonradan ayrıldığını söyleyen adam kimdi? Onun gibi. Veya ne bileyim Galile gibi, şu gibi, bu gibi. Realde hiç öyle değilsiniz. En prestijli adam kimse onun dediğine iman ediyorsunuz. İman ediyorsunuz Pangea. İman ediyorsunuz. Bak ben Şener haklı demiyorum. Hatta inanmakta zorluk çekiyorum mantıklı konuşsa dahi. Çünkü neden? Ben de o kafada çalışıyorum. Yani bu kadar bilim adamı böyle konuşuyorsa yanılıyor olamazlar. Çiftlik bank mantığıyla. Benim görmek istediğim şey şu ya. Bir jeolog çıksın desin Şener Üşümezsoy şu sebeplerden yanılıyor. Bunu istiyorum ya. Ha, inşallah o aklı çıkar tabii de. Wishful thinking yaparak kendimizi kandıracak halimiz yok. Deprem oldu mu? 7 nokta bilmem kaç deprem oldu mu İstanbul'da? Yarrağı yiyeceğiz çünkü. Bu işin şakası yok. Öyle deme sen bu kadar şeyden iyi bir biliyona döner mevzu işte öyle. Ben dini tartışmalarda da bu adamlarla cebelleşiyorum. Sen imam bilmem kimden iyi mi biliyorsun? Ulema'dan iyi mi biliyorsun? Ya adam Şener Üşümezsoy yıllardır profesör. Hakemli dergide yayınlanan makalesinin olmama ihtimali yok. Diyelim ki prestijli dergilerde makalesi yok. Diyelim ki atıf sayısı az. I don't give a fuck about it. Belki bu konuda doğruyu söylüyor. Ya beni anladınız mı? Ben de Şener Üşümezsoy doğru söylüyor demiyorum. Fakat ortada tutarlı bir hikaye anlatan adam var. Bunu kati surette aşağılayan, ufak gören bilim adamlarından da tek bir cevap yok adama. Açıklama istiyorum. Çünkü jeolog değilim. Ben yapamam o açıklamayı. 33 yaşımdan sonra jeolog olacak halim yok. Ki amına kodumun ülkesi sağ olsun. Öğretti bize bir sürü terimi falan ama. Ya Şener Üşümezsoy'un iddiası benim bildiğim kadarıyla deprem olmayacak değil. Deprem olacak ama 6,5'tan fazla olmaz diyor. Yani adam gayet kaynaklarıyla konuşuyor. Makalelerden atıflar veriyor. Diğer jeologlardan atıflar veriyor. Bu adamın oturup ciddi bir şekilde yalanlanmaya ihtiyacı var. Habertürk'e çıksın Celal Şengör yapsın bunu kardeşim. Yani lafa gelince Celal Şengör şu triplerde. Ben öğrencilerim bana Celal desin istiyorum. Ben en aptal soruyu bile cevaplarım. Hani bilim, tevazu falan. Ayağında ya. Pratiğe dök bir kere daha amına. Caner Taslaman'la tartışmaktan kaçtın. Din tartışmayı. Şener Üşümezsoy'dan kaçma ya.
İlla bilmem ne Royal Enstitü'den ödül almış olması mı gerekecek senin konuştuğun adamın? Hani sen öğrencilerinden gelen en aptal soruları bile cevaplardın? Hani bilim etiği zart zurt bunu gerektiriyordu? Ha bu arada İstanbul'da 6,5'luk bir deprem de öldürür. Binlerce bina yıkılır. Ağır hasar görür. O ayrı konu. Ama 7,5 diyorsunuz babacığım siz. 7,5 İstanbul'u yok eder. İstanbul'un o güney hattını yok eder. Başta burası. Gösterdim size Fatih'in şeyini, risk haritasını. AFAD'ın deprem risk haritasına girin. Fatih ilçesine gözlerinizi kısarak bakın. Fatiha suresi yazıyor. Ben mi yayını alayım? Kimi? Celal gelmez oğlum bana. İstemem de açıkçası. Kavga ederiz. Şener Üşümezsoy mu? Kabul eder mi ki abi? Valla Şener Üşümezsoy'la yayın için şey yaparım mesela. Yayın yaparım. OBS'i de öğrenirim o adam için. Hatta gerekirse fiziken yanına giderim. Yani bu güzel bir şey olabilir. Lafını bölersen dövebilir. Farkındayım. Böldürtmüyor zaten. Şov, kendi şovunu yapıyor. Seviyor. Abi seviyor şov yapmayı. Bakalım. Cenk Yaltırak da mı deprem olmayacak diyor? Ya da şey hafif olacak diyor. Şener Üşümezsoy gibi. Evet Naci Görür'ün de Celal Şengör'ün de görmezden gelmenin bedelini ağır ödedik diyorsun. Doğru, bu adamlara zaten baş tacı edilmeli şu süreçte. Her dedikleri de yapılmalı. Evet, evet. Onlardan başka çaremiz yok çünkü. Onlar da yanılabilirler bilimsel yöntemlerinde, hesaplarında ama evet onları dinlemeliyiz. Benim dediğim başka bir şey şu an. Başka bir şey. Ha, Cenk Yaltırak da mı 7 bekliyor? Onunla kavgaları niye? Gölcük depremini bilen kişi olarak da ortaya çıktı Üşümezsoy da abi ya. Kahin diyorlar ya zaten. Evet. Çoklu fay var diyor. Celaller tek fay var diyor. Olay bu. Bir de şu da var arkadaşlar. Şimdi evet jeolojide biz geleceği görme imkanına sahip değiliz. Meteorolojide bile çok kısa bir süre için geleceği öngörebiliyoruz. Jeolojide geleceği öngörmemiz zor. Fakat bir bilim adamı jeolog 20 tane tahminde bulunuyorsa ve bunların 3 tanesi bir zahmet tutuyorsa ay biz bu adamı dinlemedik vah vah demek de biraz şey yani. Bunu yapan da var yani. Herkes kıçından bir yerde deprem olacak diyor şimdi. Tamam tutturdun 3 tanesini de yani. Yani jeoloji konusunda maalesef ben bunu psikiyatri için derim ilkel bir bilim diye. Jeoloji konusunda ilerlemek de biraz zor yani. Kesin bir deprem tarihi öngörmek imkansız. Amına kodumunun koca levhasının nereden ne zaman kırılacağını bilemiyorsun yani. Yani bir model çıkarırsın falan filan 5-10 sene farkla bir şeyler söyler ama bakıyorsun o bile tutmayabiliyor. Ekonometri gibi yani bir ekonometrik model çıkarıyorsun falan filan. Yüzde bilmem kaç ihtimalle doğru diyorsun sonra bakıyorsun hiç çıkmıyor. GF iktisat. Evet Üşümezsoy eski depremleri de şey alıyor. Kırıldı enerji boşaldı diyor. Doğru. Ya ben alayını dinledim. Fatih'te oturan biri olarak. Kayıtsız kalamıyorum deprem muhabbetine. Ben bu arada şunu tekrar söyleyeyim. Depremde ölmekten korkuyor muyum? Tabii ki korkuyorum. Ama birinci korkum bu değil. Birinci korkum depremden sonra İstanbul'da nasıl hayatta kalacağız? Feci nüfus yoğunluğu var. Daha sen Hatay'a Maraş'a yardım ulaştıramadın. İstanbul'a kimle yardım edecek? O NATO'nun attığı yardım paketlerini, konserveleri kapabileceğiz mi havadan? Annemi, anneannemi, teyzelerimi nasıl koruyacağım? Ben zaten kendimi zor koruyacakken. O kaostan daha çok korkuyorum. O açlıktan daha çok korkuyorum. Deprem sonrasından, depremde ölmekten daha çok korkuyorum. Çünkü depremde şey diye ölebilirsin. Tın diye ölebilirsin. Allah acısız ölüm nasip etsin. Ama deprem sonrasında sürünerek ölürsün. Sigara da bulamazsın ya. Ya. Millet ekmek bulamazken ben orada sigara ararsam zaten sikerler beni. Cerrahpaşa da kesin yıkılır. Sedacığım Fatih'i komple bina kalitesi olarak aynı gör. Hepsi eski bina. Cerrahpaşa, Samatya, denize en yakın yerleri. En tehlikeli yerleri. Fatih'te binalar eskidir. Kentsel dönüşüm yapılacak bir yer falan da yok Fatih'te. Yapılmadı da. Bizimki 15 yıllık. Hayır. 2005'te 18 yıllık. 18 yıllık yine çok fena değil. Fatih'te 60-70 yıllık binalar var. Bahçeli evler. Bak Bakırköy komple ya. Bahçeli evler, Yeşilköy falan. Kadıköy falan. İşin şey kısmında pek durulmuyor. Hep İstanbul göz önüne alınıyor. Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale,
Buralar da riskli. Denize ne kadar yakınsan o kadar yara yiyorsun. Bir de denize yakın olmayıp kum zeminin olabilir. Kilyos gibi. Onlar da yara yiyor. Yani Karadeniz'e yakın Kilyos ama Marmara'ya yine uzak. Amına koyayım. Ben niye biliyorum oğlum bunları? Ben niye ilçe ilçe zemin yapısı falan biliyorum ya? Anasını sikeyim ya. Siktimin ülkesinde hayatta kalmak için neler öğreniyoruz ya? Bir de köpeklerin beden dilini öğrenmek gerekiyor değil mi? Abi son 3 haftada deprem uzmanı olduk. Tam 99 depremindeki şeyler ya bunlar, muhabbetler. O zamanlar tabii internet yok. Yani yaygın değil. Beklerdik televizyona Ahmet Mete ışık ara çıksın. Kandilli Rasathanesi'nin işte baş şeyi, müdürü. Böyle ağzının içine bakardık adamın. Bilgi ver ulan! Bilgi ver! Öğret! Şimdi her gün duymaktan sıkıldık. Öyle de ben bir şey çağıracağım ya. Mühendis bilir kişi. Apartmandakilerle konuşacağım. Konuşasımın olduğu bir gün. Asosyal hissetmediğim bir gün. Çağıralım abi, nedir, kaç paradır yani. Bir baksınlar amına koyayım. Mühendis çağırma işi de bayağı pahalı bir şey maşallah. Olsun. Olsun. Canımız daha kıymetli. İBB çağır evine baktır ücretsiz sanırım, öyle mi? Şu an İBB'nin öyle bir hizmeti varsa bile yüz binlerce kişi başvurmuştur. Gerçi Fatih'te olduğumuz için öncelik tanınabilir ama bir bakayım İBB'ye. İmamoğlu, hizmet, icraat. Ya bir şey diyeyim mi? Ben devletten çok özele güvenirim ya. Ya biliyorsunuz devlet az hasarlıya orta hasarlıya az hasarlı diyor deprem bölgesinde. Çok hasarlıya orta hasarlı diyor. Anladın mı? Durumu kurtarmak için falan. Hani özelin eyvallahı yok. Gördüğünü söyler. Gördüğünü çalan bir hakem. Özel niye yapsın ki bunu? Ne çıkarı var özelin? Devletin çıkarı var. Bak panik yapmayın. Binanız iyi falan diye. Özelin bir çıkarı yok. Şeyhim, taşınsa da fırsatı varken ölmeyi mi bekliyorsun? Valla Marcus Aurelius. Şimdi Stoa felsefesine uydurmaya çalışacaktım ama yalan değil, kayıtsızlık falan değil. Üşengeçlikten evet.